Evet arkadaşlar, bugün ayın 31'i, 31 Aralık 2022 tarihi. Yılın son günü şu anda. Başkent Kiev'de çok büyük saldırılar şu anda devam etmekte. Özellikle bugün gün içerisinde hem roket saldırıları hem drone saldırıları çok fazla olmaya devam ediyor. Şu anda biz de Kiev'de metro istasyonunda bekliyoruz. Diğer insanların olduğu yerde. Yaklaşık 2 saat süresince burada bekliyoruz. Hala beklemeye devam ediyoruz. Birkaç saat sonrasında yeni yıl kutlamalarının aslında şu anda yapıldığı dünyanın diğer ülkelerinde sanki Ukrayna izole olmuş durumda. Savaşın içerisinde bir şekilde biz de yeni yıla gireceğiz. Arkadaşlar gerçekten çok zor zamanlar. Özellikle şu anda roket saldırıları çok fazla, özellikle bugün oldu. Başkent Kiev'de yaklaşık 20'nin üzerinde roket saldırısı yapıldı ve bunların birçoğu Kiev'in belli noktalarına düştü. Şu anda ilk gelen haberler arasında birçok insanın öldüğü, yaralıların çok fazla olduğu söyleniyor. Ben de sizlere burada bulunduğum yerden ufak da olsa bir video paylaşmak istedim. Ukrayna'daki son durum maalesef şu anda çok iyi değil. Daha önceki videomda da paylaştığım üzere Ocak ayından sonra tekrardan büyük bir saldırı hazırlığında olduğu Rusya Federasyonu'nun Ukrayna halkı şu anda göstermek istiyorum sizlere. Metro. Burası metro arkadaşlar. Burası metro. Evet. Şu anda metro, dediğim gibi insanlar bekliyorlar. Dışarıda siren sesinin çalmasından sonra insanlar kapalı alanlara girmek zorunda. Özellikle yeraltı sığınakları dediğimiz yerlerde kendilerini korumaya aldılar. Çünkü halen şu anda roket saldırıları şehrin içerisinde devam ediyor. Gün içerisinde dediğim gibi çok fazla roket saldırısı oldu ve drone saldırıları da olmaya devam ediyor. Bu şekilde yeni yıla gireceğiz. Tabii ki yeni yılda beklentim çok fazla yok. Savaşın durması, bitmesi Ukrayna için en büyük dileğim ve arzum. İnsanların yeniden normal hayatlarına dönmesini istiyoruz ve diliyoruz. Şimdilik bu kadar. Yeni haberler gelişmeler olduğu sürece ben de sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın.